gibi. Sen de beni bekle, sakın unutma. Ellerim havada, gözlerim yolda. Bir tanrıyı bir de... İhsan Beyler çay bekliyor. Ay patlatacak bu adamlar beni. Boy ölçü küpü değil ki, götürüyorum ayol. Selamun aleyküm. Merhaba hayatım. Biz Taşdere köylüğünden Ali Kükü arıyoruz. Kendisi emmimiz olur. Burada mı çalışıyormuş? Kapıcı, aha adresi burada. Ha Ali dayı, o buradan ayrıldı hayatım. Bir de Haydar'a sorun, yeni kapıcıya yani. Ede, Haydarlar buraya da mı geldi? İhsan Beyler çay bekliyor. Haydar, bu çocuklar Ali dayıyı arıyorlar, amcalarıymış. Ne bileyim ben, onun bekçisi miyim, yok burada Ali Mali. Sen şu çayları çıkar hadi. Hayatım aldırmayın, yalnız mısınız, kimseniz yok mu? Anamız babamız öldü, emmimizden başka kimsemiz yoktur. Ali dayının adresini bilse bilse, Şinasi Bey bilir, hanın sahibi. Siz gidin 2-3 saat dolaşın. Şinasi Bey saat 5'te ancak kalkar. Güzellik uykusu hayatım, ben sizi götürürüm. İzini bulduk emimizin, az sabret, gel hele biz gezek. Babam öldü, babam öldü, babam için elma parası. Babam için elma parası ver. Dile düştüm, dile düştüm senin yüzün. Bir saniye beni bekleyin şekerim. Gelin. Gelin evlat. Amcanızı arıyormuşsunuz galiba. Ama Ali bize hiç adres filan bırakmadan ayrıldı. Beyefendi, bunların Ali'den başka kimseleri yokmuş. Anaları babaları ölmüş. Ya, ne yapabiliriz bilmem ki. Ta Adana'dan kalkıp buraya gelmişler. Hayır, onlar daha şartlıdır. Değil mi evladım? İşte içtimai bir mesele. Taşla'dan kalkıp buralara kadar geliyorlar. Le pauvre. Dayıcığım, öyle diyorsunuz ya, ne çarıklıdır onlar bilemezsiniz. Anadolu'dan böyle geliyorlar. Hallerini acıyıp yanınıza alıyorsunuz, sonra neler yapıyorlar? Yok canım. Ah tabii, Doğan'ın fabrikada neler çektiğini biliyor musunuz? Grev, direniş, toplu sözleşmeler... Vallahi İstanbul'u mahvettiler. Evet, doğru. İstanbul pek eskisi gibi sayılmaz. Evladım, mektebe gidiyor musunuz? İlkokulu bitirdim.
Bravo doğrusu, aferin size. Memlekette artık herkes mektebe gidebiliyor. Fevkulade doğrusu, çok güzel. Aman aman! Doğan diyor ki, bunları eğitmek değil, öğütmek lazım. Ne şirin değil mi? Okul filan diyoruz ya. Sizin şu güzel çakmağınızı yürüteceğim galiba. Vallahi sadece anarşist yetiştiriyoruz bence. Ah, biraz mübalağa ediyorsun Laleciğim. Bu küçüklerin ne suçu var, değil mi evladım? Bak ne masum bakıyorlar. Şu ayağını uzat bakayım. Ben mi? Hayır, hayır, sen değil, öbürü. Bakın dayıcığım, ne kadar güzel. Daha güzelleri de var. Boydan boya işlemeli. Nilgün'e de getirmiş hizmetçisi, kendi köyünden. Çok dekoratif. Tolon Bey teşrif buyurdular efendim. Oo, sizi burada görmek ne büyük sürpriz Lale Hanım. Öyle mi? Çok vefasızsınız Tolon Bey. Hasrettiriyorsunuz kendinizi. Hastır. Efendim, bu sabah sizi de alakalandıracak çok güzel bir sergi gezdim. Yani süperb. Ya, kiminmiş? Nişantaşı'nda, bir Türk'le evli, Belçikalı. Sanata hizmet gayesiyle çok güzel dekore edilmiş. Anlıyorum. Enteresan olmalı. Ne yapalım şekerim, oradan bir şey çıkmadı. Aa, ayol siz peşimden niye geliyorsunuz? Kalacak yeriniz yok mu? Yoksa polis memleketinize geri yollar sizi. Kalacak yerimiz var hemşerim. Hadi güle güle. Yarın bir iki kişiye daha soralım. Tophane taraflarında bir yere gitmiştir o. Acıktın mı? İki simit versene. Buyur. Burası köşhane mi lan ha? Defolun, defolun, hadi başka yerde yatın. Sabah sabah. Bekleyek mi hadi? Niye? Çaycı var ya, bekleyek mi? Ama bu Aydar bizi döveyi. Tophane nerede acaba? Bir yolcuya sorak, gel lan. Aa, Bura Danışak mı? Aa, şu bıyıklı herife Danışak mı? Danışak, ne diyek herife? Emmimiz Taşdere köylüğünden Ali Kök'ü tanır mı? Lan burası şehir, burada kimse kimseyi tanımaz. İstanbul ilinin Tophane mahallesi. Aha bu mahalle bizim köyden büyüktür. Muhtarı yok mu köy? Lan ne muhtarı? Burası ildir, vali vardır, belediye zabıtası vardır. Git danış bıyıklı herife. Ne diyecek? Emmimiz Taşdere köylüğünden Ali Kök'ü tanır mısın? Sen eğlen.
Bak televizyon! Gel bir çay içek! Artık evimizi aramayak mı? Yürü lan! Sorusu, buna ne demek? Yanıtta şu, kim takar? Oh be, canı gel kızıyor. Patron, mahvede yapacağımız numara için görüşmeye geldik. Numaranın kiray yok. Ayıpcam, ayrı bir oyun var mı? Diyeceğiz buna, öyle değil mi? Çay mı delikanlı? Çay hemşerim. Sabah gene arayak mı? Gene hanın kapısında mı yatacağız? Sus lan! Bana da versene! Sen yedin! Al! Beş lira aslanım! On iki buçuk, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Hadi bakalım vakit tamam. Hadi hadi be, sallamayın. Kalktık ha. Hadi. Erkan açtı gene bak. Erkan ne şanslısın be. Vallahi. Yatacak yeriniz yok mu? Yoktur hemşerim. Vay, siz de bizim gibi garibansınız ha? Aslanım, yukarıda bir otelimiz var. Adam başı 15 popel, ucuzdur. İkiniz bir yatakta idare edersiniz, tamam mı? Hadi bakalım, basın 15 kağıdı. Gelin bakalım garibanlar. İşte burası, vay be! Kral dairesi gibi! Gelin, gelin!
Eve gidelim gayrı. Hem acıktım, hem üşüdüm. Bizim evimiz yoktur kardeş. Somun alacaktın hani? Hiç paramız kalmadı gayrı. Kelle, kelle, altını üstünü yelle. Aman ni kelle, kelle, altını üstünü yelle. Kelleyi verdim fırına, sıçradı gitti kırıma. Aman ni kelle, kelle, altını üstünü yelle. Aman ni kelle, kelle, altını... Ayol yine mi geldiniz? Aşk olsun vallahi, korkuttunuz beni. Ah, kelleyi verdim kırıma, sıçradı gitti fırına. Aman ni kelle, kelle, altını üstünü yelle. Aman ni kelle, kelle, altını üstünü yelle. Bu herifin bize hayrı yoktu. Kelleyi verdim fırına, sıçradı gitti kırıma. Burada biri var. Ne haber? Saat kaç? Bizim evde dikiş var. Gene açıkta kaldık. Aç mısınız? He, açız. Al. Ede, bu çocuk neci? Aa, iki gezegeninden düştüm. Bizimkiler ışınladılar. Korkmayın lan, yiyin. Uzay köftesi. Tüs be! Amma açmışsınız. Lan hangi dağdan indiniz? Bozulma abicim, şaka yaptık. İşte şu yukarı sokaktaki demir kapılı ev var ya... biz orada oturuyoruz. Anamla ben. Anam çalışıyor. O biçim, anladın mı? Her gece evde yatıyorum. Ama bazı mecbur çıkıyorum. Metin abi geliyor mesela. Anamın dostu. Metin abinin 55 Chevrolet'si var. Bakın şimdi. Size bir araba göstereceğim. Kız gibi araba ha. 52 Kaiser. Her tarafı tam ama motoru yok. Girin. Arabanın içi sıcak. Nasıl? Kıyak değil mi? Senin adın ne? Kenan. Edem'in adı Yusuf. Sen de adını başla hemşerim. Onun adı Böcek'tir. Zırlama lan gerzek. Sen uyumana bak. Asıl adın başkadır ama herkes bana Böcek der. Senin adın yok mu? Var dedik ya be, Cenk. Babası böyle değil. Hadi be. Biz uyumamıza bakalım. Ne var, çökemez miyim yani? Kes be! Çek lan ellerini! Bırak be adamı, hasretme hadi! Şimdi... Ver yüz kağıdımı, ver! Yüz kağıdımı? Hadi be, başlarım şimdi anandan! Uyar! Hadi be! Git, hadi! Ben sana çarpık abiyle farkon etti! Gelin yanlarına gidelim! Yapmayın mı be? Yarı yarı anlaşmadık mı? Lan üç yüz kağıda teyip satılır mı? Para mara yok bizde, hadi bas git! Ver lan yüz kağıdımı! Hala yüz kağıt sayıklıyor lan, bas git! Lan kafamı bozma, gazla git! Lan git, bundan sonra sana iş verenin anasını belleyim! Lavuğu yanımıza aldık, gitmiş kız gibi gurindiği götürmüş, 200 kağıda vermiş. Ben satsam, anladın mı, 3 teklikten aşağı vermem. Hay anasını avradını! Abi, evveli gün gurindik teybi 3500'e sattılar. Babam Almanya'dan teyip getirecek. Onu 5000'den aşağı satmaz mesela. Lan devasyandan önce biz 2000'den aşağı satmıyorduk bu mereti. Farkon etti! Sen çekil lan!
Sen uyum hemşerim, iç ile çuvala girme! Boş ver abi, bu far konekti sana yaramaz! Bu köylü çocuk canını kurtardı vallahi. Baretta gibi ha! Yak aslanım, ciğerin bayram etsin! Sağ ol hemşerim, içini severim! Abi, Falconetti'nin yerini alsana beni yanına! Kes lan! Sen kıçını topla önce! Bu arkadaşlar nereden çıktı? Anaların! Kes lan, cavcav etme! Çarpık abi, sıkı çocuklar ha! Bak bunlar sana takılsalar, evleri falan da yok! Kimseye takıldınız mı lan? Yok abi, bunlar daha yeni gelmişler! Yok çocuklar ha! Bak anam, sen şimdi bize bir kıyakçılık yaptın, anladın mı? Biz de seni kollarız. Takılırsın peşimize, hem mangır vaziyeti anladın mı, hem de façanı çekersin. Ama keleklik yapmak yok. Yok hemşerim, sen nedir, sen biz onu yaparız. Ne iş vereceğim bize? Karıştırma şimdi, peşimize takıl yeter. Böcek! Götür şunları da bir kayıntı yapsınlar. Sonra da kümese götürürsün. Ede! Ben de geleyim mi? Anam, sen daha tıfılsın, bu yolları çakmazsın. Hadi! Ne haber Mustafa abi? Ne oğlum Böcek, Daltonlar mı? Çarpık abi işte bunu yanına aldı. Hayatını kurtardı ha! Namussuzum Baretta gibi! O Falconetti var ya, onun üstüne bir atladı, aklını durur! Anladık be! Kapa şu TRT haber merkezinde köftemizi yiyelim! Şşş! Mustafa abi, Mustafa abi! Lan Zevzek, o arkadaş ekmek parası kazanıyor, sen kendine bak! Arkadaş, bu çarpığın ne biçim adam olduğunu biliyor musun? Yaramaz adamdır! Onda her türlü yol vardır! Hırsızlık, balıkçılık, kumar! Ben olsam o çarpıkla iş yapmam! Alın teriyle kazanacaksın! Mustafa abi! Bu çocuklar bir şey bilmiyorlar! Ooo! Nerede iş bulacaklar? Sen ustana söylesene! Ne var lan? İş bulacaklar! Mustafa abi, bu çocuklara bir iş bulsana! Hayri! Ben frezciye gidiyorum! Ustaya söyle, bir saate kadar dönerim. Buraya felis dişli yapılacak. İki saat sonra gelin de ustaya soralım, tamam mı? Tamam, hadi. Bu Mustafa abi kıyak çocuktur. Bir gece ben sokaktaydım, bir baktım duvara yazı yazıyordu. Abi, paranın üstü. Hemşerim, paranın üstünü ver. Burası kıyak işte. Hop! Yatak geldi filan da yok. Ede, camı bile var. Kırılmış. Lamba! Dokunma ha, antikadır. Sonra gazı da var, geceleri pişpirik oynamak için. Ben çakarım. Ede, bu herif yaramaz adam değiller. Söz temsili uğursuz da yola çıkan hırsız olur. Aa, o kebapçıdaki herifi bizi çırak koymaz mı? Biz köylüyüz oğlum. Boz abeliden nacar olmaz. Bizim zanaatımız yoktur. Ben çarpık ağamın yanına ineyim.
Kafeste çakabilir misin? Her bir şeyi çakarım. Kafes de neymiş? Hiç görmemişim. Abin çarpıkla mı gitti? Bu çarpık yaramaz. Hapisten çıkalı 2 yıl oldu. Sübyan koğuşundan. Gazeteler yazdı o çocuğu öldürdükleri zaman. Şu kumpası ver. Onu değil oğlum, şunu. Bir çocuk vardı yukarıda, Küçük Endek mahallesinde. Adı Orhan, tombalacının oğlu. Bu böcek gibi onu da ikide bir evden atarlardı. O zaman ben yaştaydı. Abisiyle çarpık onu boş bir eve götürmüşlerdi. Şu anahtarı ver. Orhan 8-9 yaşlarındaydı. Çarpığın arkadaşıydı. Çarpığın abisi çocuğa ciğer yedirmiş. Sonra da oturmuş okey oynamışlar. Gece de götürmüş bir odaya. Çarpığın abisi yani şey yapmış. Irzına geçmiş Orhan'ın. 3 defa. Ah ah diye bağırıyormuş çocuk. Kumpası ver. Buyur ağam. Sonra sabah kalkmışlar. Çarpığın abisi korkmuş kendilerini asarlar diye. En iyisi demiş, biz bunu asalım. Çarpık daha o zaman ufak. Ona demiş ki, git bana ip bul. Sonra ikisi birleşip çocuğu asmışlar. Korkudan ağzına çaput sokmuşlar. Bağırmasın diye. Çocuk ölmüş. Ölüsünü bulmuşlar. Çarpık'la abisini yakaladılar. Ben gördüm götürürlerken. Orhan annesi bas bas bağırdı. İtoğlu itler, garibim ne yaptı size? İpinizi ben çekeceğim. Çarpık'ın abisi daha içeride. 21 numarayı ver. Aferin be, sen tornacıda mı çalıştın? Çarpık Sinop'ta yattı. Sübyan koğuşunda. Orada her yolu öğrenmiş. Oğlancılık, hırsızlık, her türlü dümen. Peki neden? Abim diyor ki, yoksulluk ve korku adama her şeyi yaptırır. 12'yi ver. Kaplini bitirdin mi? Usta bu çocuk köyden gelmiş. Bir de abisi var. İş arıyorlar. Bunun eli işe yatkın. Çabuk öğrenir usta. Yardımcı olur. Çoluğu çocuğu doldurma buraya. Nedir necidir tanıyor musun? Nüfus kağıdı var mı? Nüfus kağıdın var mı? Kafa kağıdın. Kaplini bitirince getir bana. Usta öbür gün Edirne'ye gidiyor. O zaman gel yanıma. Bir iki gün daha elin alışsın. Sonra abim sana iş bulur. Korkma ama o çarpıktan uzak dur. Acıktın mı? He ya. Hadi bize gidelim. Metin, kapı açık, gel hanım. Ay yavrum, gel hanım. Mickey filmleri başladı mı? Ay, şu Allah'ın belası kopça, gel tak şunu. Mezeleri bozma be, şimdi gelirse. Dur ben sana vereyim. Yeme dedik, ben ne laf anlamaz çocuksun sen, al şuradan. Sen de al ana. Müzik
Gelmem seni her gün görmeye, alışmışım bir kere. Seni her gün görmeye. Karıştırma lan! Hükümetin yeni bir model olan demokratik üretim kooperatiflerinin kurulup geliştirilmesine önem verdiğini belirtelim. Dokuzun verdiği bilgiye göre, tarım hayvancılık... Vay, afilim! TSİK'ler Erzurum yakıt amaçlı alkol... Geciktim bugün şekerim. Ha, nerede kaldı? Hadi alın şunu da gidin dolanın biraz, hadi! Üşüyorum be dışarıda! Hadi anam, hadi! Gel gidelim! Lan, keklik bu kafese gelir mi? Bak, kekliği nasıl tutacaksın? Öteğinin ayağını ip bağlayacaksın, çadıra salacaksın. Öttü mü bir sürü keklik gelir. Anam, keklik öyle olabilir. Peki Saka, iskiteyi nereye koyacaksın kafes olmasa? Heybeye koyacaksın hemşerim. Böyle boynunu vurarsın, üçünü beşini ayaklarından bağlar, sallarsın. Heybe mi? Kağıt veriler. Ne iş görüyorsun da para veriler? 85 banknot. Hırsızlık mı yapıyorsun? Çarpık ağamla bir pantolon alacağız. Bir de ayakkabı. Şehir yerinde postallan olur mu? El alemin malını mı çalıyorsunuz? Hüs lan! Diyeceğim işte, el alemin malını çalıyorsunuz. Lan oğlum ne bok yiyek? Şehir yerinde aç kaldık. Senin aklın ermiyor. Hırsızlık ayıptır, hem de günahtır! Ben çırak duracağım, hırsızlık yapmayacağım! Lan Hüs, uyu! Sana da pantol gömlek alırım! Ben istemiyorum! O para haramdır! Çarpık hırsızdır, sen de hırsız oldun! Babama... Beni dövdü diyeceğim. Muhammed dayımın tavuğunu da çaldı. Onu söylemedim ama bu defa söyleyeceğim. Babamız ölmüştür. Thank you.
Bir varmış, bir yolmuş. Bir Arap tilki varmış, bir de çapan horoz varmış. Çapan ne demek? Bilmiyor musun lan? Aklı kava koroz. Bir de eşi varmış. İki de yumurta yumurtlamış. Padişahın cariyesi iki oğlan doğurmuş. Öteki cariye öfkelenmiş, büyü yaptırtmış. Oğlanlar altın yumurta olmuş. Gel zaman git zaman iki altın yumurta küçük horoz olmuş. Hızır aleyhisselam görmüş onları. Demiş ki, Murat suyu üstünde kılıçtan bir köprü var. Geçerseniz yine padişah olursunuz. İki kardeş geçmiş kılıç köprüsünden, tüylerinden sıyrılıp yine insan olmuşlar. Ve ermişler muratlarına. Bunu bana ninem anlattı. Nerede ninen? Köyümüzde ama o da geçindi bıldır. Geçindi mi? Nasıl geçindi? Öldülen işte. Kuşları siz mi tuttunuz? Yok, dedem tuttu. Bunlar ne kadar güzel. Ne yapacağınız bunları? Azat buzat edeceğiz. Yolumuzu bulacağız. Sen nereden geliyorsun? Bir yerden gelmiyorum. Bu trende gidip geliyorum. Şimendi felci misin yoksa? Senin yaşında olur mu be? Yok kardeş. Sabah erken bindim trene. Bu 7. seferim. 7. seferin mi? Her defasında bilet mi alıyorsun? Abo! Her seferde alınır mı? Bir sefer alırım, akşama kadar gider gelirim. Niye? Ne yapacaksın kardeş? Biz garibanız. Ev yok, kimsemiz yok. Trenin içi sıcak. Hem de pencereden manzarana bakarsın. Şimdi karşı yola tren gelir. Ben ona bineceğim. Hayvah polis! Gene mi geldin sen? Belli mısın? Siz de bununla beraber misiniz? Yürüyün bakayım. Hadi yürüyün. Gene mi sen? Bakıyorum çeteni de almışsın bu sefer. Vallahi ben bir şey yapmadım abi. Aha bunlar gördüler. Bunun dosyasını çıkartın. Hani seni Adana'ya göndermiştik? Babam gene dövdü beni, ben de kaçtım. Sen gel bakalım ufaklık. Adın soyadın. Ben annemi istiyorum. Sus, adını söyle. Böcek... Genç! Bunun vukuatı yok. Annesi tophanede oturuyor. Baba adı yok. Baban yok mu senin? Bunun annesine haber verin. Sen gel bakayım. Adın? Taşdere'nin 5 göz mevkiinden Salman oğlu Kenan Kök. Aferin! Sen askerliğinde yaptın galiba. Bunun kimsesi yok burada. Götür bunları içeri. Ha dur, önce zati eşyalarını kaydet. Hadi bakalım. Geçmiş olsun. Ne haber lan, yine mi geldin? Ya sen? Sigaradan ensilediler. Dayak mı attılar? Hangi ranza boş? Arkadaki. Şurada yatabiliriz. Burada mı kalacağız? Yok, Kilton'da yer verecekler. Ne zaman çıkarız? Anan geldiği zaman bırakırlar. Adam kaygılanır.
Yarın anam gelir, alır bizi. Önce şu vidaları sökeceksin. Şu alttaki kabloyu kopar. Koparsana lan! Hadi tamam. Şimdi komple deyip çıkar. Zarar vermemek lazım. Anladın mı? Daha iyiye gider o zaman. Hadi gel yavaş. Ne haber, daha iyisi? İşi öğrendin mi? Öğrendim ha. Mesela şimdi tek başına iş yapabilecek misin? Yaparım ha. Ulan ne kıyakçısın be! Şşş! Sen burada bekle. Tut şunu. Gülnar! Anan geldi, benimle gel. Anne! Ne alt karıştırdın gene ha? Çoluğunuzu çocuğunuzu sokaklarda bırakıyorsun. Kenan içeride, kursak! Ben şimdi sana eve gidince gösteririm. Yürü! Kenan! Yürü dedim, rezil ettin bütün günümü zaten benim. Yürü diyorum sana, hadi! Kardeşine ne olacak? Orası çocuk bürosu. İki gün sonra bırakırlar. Bir şey çaldınız mı lan? Yok abi, vallahi kuştan dönüyorduk. Vukuatı yoksa bir şey olmaz. Lan sana da iş verdik, bin bir türlü tatava çıkardın başımıza. Bak zulamsın ha, bu akşam tertemiz iş isterim, anladın mı? Abi orada var ya... Kes lan düdük! Atın lan topu, biz de çakalım şuna! Bekleyin, ben de geliyorum! İkinci yakalanışım. Yarın mahkemeye. Sigaradan mı? Evet, sigaradan. Bu defa ekip yakaladı. Ama zabıta olsa kolay. Çok geliyor musun? Namussuzum, günde 8-9 yüzü doğrultuyorum. Bana da iş verirler mi kardeş? Yok aslanım, Diyarbakırlılardan başkası bizim orada çalışamaz. Karaköy alt geçidini tutmuşuz bir kere. Kimse çalışamaz bizden başka, çalıştırmayız. Otelde bile beraber kalırız. Gecesi 50 papel. O da sobalıysa 65 papel. Yemek! Gelin biriniz bana yardım edin. Gel, yemek çıkıyor. İki kişiye bir tabak. Hayrola? Sokaktan topladılar. Boş inşaatta kalıyordum. Şikayet etmişler, ben bir şey yapmadım. Gel, gebek ye. Dayak mı attılar? İsyan etmek gerek.
Merhaba. İki çay getir. Konuştun mu? Hı. Ne oldu? Kabul ettiler. Getirdin mi? Bakayım. Versene. Önce itaat, sonra hürmet etmesini öğren. Talimden önce verilmez. Kaide. Kim? Bana takılıyor. İş için. Nerelisin? Taşdere'nin beş göz mevkiinden. Kürt mü? İyi. Talim ne zaman? Yarın. Karar vereceğiz. Başkaları da olacak mı talimde? Yarın lokale gel. Ben gözlerim. Sen gir. Hadi lan. Koretti. Falconetti ağam, bizim teybi çalıyordu. Böğrüne bir tornavida vurmuşum, Allah'ını şaşırdı. Benim hiç kimseden korkum yoktur. Ne yani, biz korkuyor muyuz? Yok ağam, söz temsili. Ha, yarın akşam neşeme gel, paranı alırsın, tamam mı? Olur ağam. Güle güle. Benim. Dünya benim. Yusuf nerede? Bilmiyorum. Hiç gelmedi mi buraya? Eline ne oldu? Sana ne lan? Yusuf nerede? Görmedim.
Vay be, suratın da çarşamba pazarına dönmüşüm. Bana bakın, başlatmayın ananızdan! Yusuf gelmedi mi buraya? Lan gelsek, Yusuf bunu varız demiş, değil mi? Lan sus dedim! Ha, bakayım öyle! Al bak! Ben... Lan oğlum, buraya bir duble rakı daha getir! Şşt! Pişsene lan! Bak oğlum, bundan böyle yalnız çalışacaksın. Kendin getireceksin, paranı alacaksın, anladın mı? Niye? Sen gelmiyor musun? Lan oğlum, her işin bir racunu var. Mesela biz her yolu gördük. Şimdi bizim mühim işlerimiz var. Kutsal davamız mesela. Biz artık tufayı arabaya çıkamayız. Beni yanında çalıştırmıyor mu? Lan oğlum, kaç kere söyleyeceğiz? Sen kendi başına çalışacaksın. Başka durumlar var. Makinayı bir alayım. Ah ulan ah! O makine elime 2 yıl önce geçecekti ki... gardiyanın anasını bellerdim namussuzum. Kör İbo'nun. Sübyan koğuşunda günde 2 posta marizlerdi bizi. Çok dayak yedik, çok. Abim mapusta öldü. Daha damda diler, abin için! Kim diyor be? Motorcunun çırağı. Mustafa mı? Lan o anarşisttir, dinini belleyeceğiz onların. Altı ay önce ölmüş. Künyesi yeni geldi. Bu dünyada puş çok. Gebersen kimse yüzüne bakmaz. Abi, biz yolumuzu nasıl bulacağız? Abi, yolumuzu nasıl bulacağız? Erketesi zor oluyor. Lan bana ne hırbo? Bana mı sordun peşime takılırken? Ben yarın başka işe çıkacağım. Mühim işlerimiz var artık. Emri alacaksın, yerine getireceksin. Paramızı ver de gidek! Al bakalım paranı. Paramı tamam ver. Teybi ben çıkarmışım. Yeter lan! Bunu da vermiyorum. Lan sen üstün aleni! Lan manyak mısın, otur! Al paranı, al! Ha? Kaçayım demeyin, karakola kadar gelin bizimle! Ha? Bunun işi bitti, götürün. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Denizden kavgaya girdik. Çelik adımlarla yürüyoruz. Biz bu karanlık yolun sonunda doğacak güneşi görüyoruz. Dağları aşıyor, bak yakınlaşıyor doğan güneşe, hep koşun. Evet efendim,
Biliyorum hanımefendiciğim. Dün de telefon etmiştiniz. Ama maalesef yerimiz yok. Biz elimizdekileri bırakıyoruz. Ne yapayım hanımefendi? Benim elimde bir şey yok. Çocuk esirgemeye götürün. Zati eşyalarını yazdın mı? Evet efendim. 650 kuruş, bir küçük çakı, bir tarak, bir ayna, bir kafes, bir ağ. İkisi ölü, saka cinsinden 4 kuş. Gel! Gel! Böcek öldü. Falconet'i bıçakladı. Abini de polis yakaladı, çarpık abiyle beraber. Nah, bu kadar bir bıçağa sapladı Falconet'i. Ben gördüm, bütün kanadı. Polis geldi, hemen öldü. Yanındaydım. Yüzü böyle kıpkırmızı oldu. Anası da çok ağladı. Seni dövdüler mi? Thank you.
İçeri gelsene. Neredeydin kaç zamandır? Gelemedim. Biliyorum, duydum. Hadi gel. Kenan'a bir çay söyle. Şu iş bitsin, beraber eve gideriz. Hoş geldin. Otur evladım. Otur evladım. Hadi ya aslanım. İşçi sınıfına sağlam adam gerek. Fatma. Efendim. Kenan Efe'nin yatağını ser. Olur. Sabah erken işe başlayacaksın. Saat 6 oldu. İşe gideceğiz.